Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Microsoft Excel ortamında sabit adres kullanımıyla ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Arkadaşlar, sabit adresleme temel olarak kullandığımız formül yazma işleminde bize farklı imkanlar sağlayacak. Yazdığımız bir formüldeki hücre adresini sabitleyerek daha etkin kullanımlar oluşturmamızı sağlayacak bir çözüm aslında. Çok temel bir konu, iyi bilmemiz gereken bir konu. Yani gelişmiş formüller yazacaksak bu sabit adresleme sistemini iyi bilmemiz gerekecek. Şimdi uygulayarak bir uygulama üzerinde bu çalışmaları yapalım. Arkadaşlar, burada tipik olarak işte tipleri olan, renkleri, adetleri olan bir verimiz var diyelim. Tarih olur, ürün kodu olur vesaire. Tamam, bir problem yok. Burada da bildiğimiz çok e-topla arkadaşlar, sumifs diye de yazalım kullanacağımız formülü. Çok e-topla, İngilizce sürümlerde sumifs formülünün kullanımıyla ilgili gördüğünüz gibi. Ama dikkat ederseniz tek bir formülü yazarak, şöyle bunları sildiğimi düşündüğünüzde, tek bir formülü yazarak belirtilen ölçüt alanlarını, belirtilen ölçü, belirtilen sütunları hiç bozmadan tek bir formülü yazarak bu toplamları alabiliyorum. Bunu yaparken de en önemli şeyimiz, şöyle formülü görelim, şimdi birlikte yazacağız. Bakın, belirli yerlerin kilitlenmesini farklı şekillerde sadece sütunun, sadece satırın kilitlenmesini, yani sabitlenmesini yaptığımız bir çalışma olacak. Şimdi birlikte sizlerle bunu yapalım. Şunu siliyorum. Formülümüz de görünsün. Sanıyorum şöyle. Şimdi bunu sildim. Gördüğünüz gibi bunlar ürün kodları olabilir. Çeşitli tipler, türler, kilogram, adet vesaire olabilir. Yani tür anlamında, tip anlamında farklı bir seçenek. Adet, lira, para olabilir. Burada amaç tabii ki bunu toplamak, ama belirtilen kriterler, ölçüde uygun olanı topla. Dolayısıyla bir tablo hazırlıyorum. İşte burada renkler, işte de burada türler. Bana kırmızı olup A olanların toplamı lazım arkadaşlar. Tamam. En tipik olarak kullanacağımız formülümüz çok E topla arkadaşlar, sumifs. Ama bir tane sütun değil, çekerek birçok sütunda kullandığım için burada yapmam gereken şey nedir? Adres sabitleme işlemi yapmak. Yapalım. Yazıyorum. FX'ten de yazabilirim. Elle de yazabilirim. ÇO sumif buldum. Çok E toplayı buluyorum. Şimdi çok E topla, aralık toplamı. Neresi toplanacak? Cesur toplanacak. Ölçüt aralığım nedir? İsterseniz ölçütte düşünelim önce. Ölçütlerimiz biri buradan gelecek. O renkler burada duruyor. İkinci ölçütüm yukarıdan gelecek. Onun da verileri buradadır. Hepsi bu kadar. Elle de yazıyorsanız işte bu şekilde. Ondan sonra hiç sorun değil. Yeniden yazabiliriz. Daha iyi oldu. Tekrar etmiş olalım. Burayı topla. Birinci ölçütüm bu. O buradan gelecek. İkinci ölçütüm bu, renk, şeyler, tipler, fark etmez, onlar oldu, onlar oldu, olabilir. Veya birinci o, ikinci o olabilir, problem değil. O da burada. Tamam, topladık. Peki bu formül aşağı ve sağa çekilecek mi? Çünkü çektiğiniz anda C tamam, sütun değil, aşağı doğru değişmeyecek belki, ama sağa doğru çektiğinizde D olacak. F2'den kurtulup gelecek, tamam. F2'de problem yok gibi, ama sağa çektiğinizde G olacak. G1 aşağı doğru inecek. Saçma sapan bir şey çıkacak. Görelim. Bakın. Yoklar da çıkıyor. Halbuki var değil mi? Sarı olup B olan var, gördüğünüz gibi. İşte sabitleme şimdi başlıyor. Sabitleme işleminin yapılması için arkadaşlar F4 tuşu kullanılıyor. Klavyemizde eğer F4 tuşuyla bu sabitleme, dolarlama yapılmamışsa FNF4 deneyebilirsiniz. Klavyeniz renkli olabilir muhtemelen. Demek ki F4'te sabitledik. Tamam, C'den hiç ayrılmayacak sağ çektiğimde. B'leri de yapalım.
Bunda tamam. F2 full yapıyorum. Şimdi F2 burası ve ben hem aşağı hem sağa çekeceğim. Yani buradaki kararlarımızı çekme yönüne göre veriyoruz. Yani biz buradaki F2'yi aşağı çektiğimiz için F3, F4 oldu. Ama sonra sağa çektiğimiz için de G2'ler tekrar onların hepsi G oldu. Dolayısıyla birinci F4'ümüz hem F'nin önüne hem 2'nin önüne, iyice büyüteyim. Hem F'nin önüne hem 2'nin önüne dolar koyarak, bunlara full dolarlama diyoruz, full sabitleme diyebiliriz. Evet, sabittir. Ama bunu istemiyoruz. Neden? F hep F2'de kalacak. Oysa biz bunun değişmesini istiyoruz. Yani aşağı doğru en az şeylerin, yani F2, F3, F4 diye insin istiyoruz. Sabit dedik. Ama bu sefer hep F2'de kaldı. Aşağı doğru değişmesi. Bakın F4'de 3 kere basabiliyoruz. Yani şöyle full kilitleme, satır kilitleme, sütun kilitleme, doların yeri değişiyor görsün ve serbest. Demek ki bir tam kilitleme, satır kilitleme. Ne demek satır kilitleme? F'den G'ye dönecek ama 2'den ayrılmayacak gibi bizim istediğimiz bir şey değil. Biz tam tersi 3. basış istiyoruz. F sütundan sağa doğru değişmeyecek. Çekildiğimde çekmiyorum. Sağa ve aşağı çünkü. 2 aşağı yönlü çektiğim için 3, 4, 5 olacak. Demek ki bu F için geçerli. A ama sağa doğru çektiğimde gördüğünüz gibi A'lar hep şey oluyor. A'lar yerinden ayrılmayacak. Dolayısıyla onu full kit yapıyorum. G buradaki tipi belirtiyor arkadaşlar. Tipin alındığı yer. Full kilitli kalırsak hep G1'de kalır. Sağa çektiğinde BCD değişmeli ama aşağı çektiğimde satır bir değişmeli. Yani şu gitmeli. Bunun da yolu full kilit, satır kilit, sütun kilit normal. Full kilit, satır kilit. F4'e basarak işte satır kilitli G değişecek. 1 değişmeyecek, hiç değişmeyecek. Ondan sonra F değişmeyecek, 2 değişecek çünkü 2 satır aşağı doğru kayacak burası için. B değişmeyecek diye demiş. Bu şekilde bakın işlemi çift tık ve çift tık olarak yapıyorum. Demek ki bir adres var. Bu formülü 10 kere yazamayacağım için bir kere yazdım. Ama buradaki türe göre bunu kullan, bunlara göre bunu kullan ve normal çok eğer topla sum if'si kullanarak yapacağız bu işlemleri. Ancak ihtiyacım olan sabitlemeyi de bu şekilde yapıyorum. Arkadaşlar görmüş olduk yani bunu bilmiyorsak bu formülü kullanamayız. Tek tek yapmak çok zor olacaktır. Tek bir sütun için belki olur. Bakın genel olarak işleyişi anlatan slide var, onu da göstereyim ve bitireyim. Bununla ilgili hem çok el toplamaya bakabilirsiniz hem de sabitleme ile ilgili ileri Excel videolar içerisinde çok sayıda videomuz var. Bakın şöyle bir şey. Burada görmüş olduğunuz gibi bir sabitleme. Burada mı kalmıştık? Evet. Burada bir adres var. N3 bölü S3. Tamam. Bunlara sabit adres. Yani bunlara göreceli adres diyoruz. Sabit değil. N3. Çekerseniz N4, N5 iner. Sağa doğru, aşağı doğru çekerseniz N3, N4. Sağa doğru çekerseniz OPQ diye gidecektir. Yine aynı şekilde S3, S4 iner. Çekerseniz STU, TU diye gider. Sütun, satır. Sütun, satır. F4'e bastığınızda arkadaşlar çektiğinizde gider, onu göstermek istedim. Göreceli. F4'e bastığınızda F4'e bastığınızda bu adres kilitlenecektir. Böyle kayacak. Böyle sütunlar, satırlar, sütunlar kayacak. F4'e bastığınızda kilitlenecektir. Hangisinde basarsanız, burada basarsanız bu, burada basarsanız bu. Kilitlenecektir. Bu hem N'yi sütun olarak hem de satırı, N3'tü biliyorsunuz. N sütunun 3. satırıydı. Kilitliyor. Daha sonra F4'e basmaya devam ettiğinizde bu da basıldı. F4'e basmaya devam ettiğinizde sadece satırı N blok. Bunun amacı nedir? Yana doğru çektiğimde N o değişsin diye. Hani orada ihtiyacımız oldu ama aşağı doğru çektiğimde de 3 değişmesin gibi. Yani çektiğiniz yöne göre neler değişecek, neler değişmeyecek şeklinde. Ondan sonra ama ben sağ çektiğimde sütundan ayrılmasın dediğinizde de bu sefer
o basmayı tekrar üçüncü basış şekline, bu sefer bu değişecek şekilde. Yani elimizde arkadaşlar, şöyle yapalım, tekrar orada da gidebiliriz. Yani elimizde, şurası için konuşacak olursak, F'den neyi alıyorduk? Rengi alıyorduk. Normal F2. Bunu böyle bırakırsanız tam F2, F3 inecek gibi ama sağa çektiğimizde problem oluyor. Bakın muhtemelen dağılacak. Çünkü ne oluyor sağa çekildiğinde? O F, G2 oluyor. Yani G2'de ne var? Sayısal bir değer var. Alakasız bir şey. Demek ki F'yi öyle bir yapmalıyız ki tam sabitleme, satır sabitleme, sütun sabitleme normali. Tam sabitleme bu sefer hep F2'de kalır. Oysa benim amacım neydi burada? Arkadaşlar F2, F3 insin, sağa çekildiğinde de F'den ayrılmasın. Yani sadece sütun sabiti yapmaktı. Satır sabit, sütun sabit de bırak. Yani ihtiyaca göre ilgili formülün alacağı sabit değerler nerede duruyor? Çekim yönüm aşağı ve sağ. Genellikle tabii sola ve yukarı da çekilebilir ama aşağı ve çekildiğinde aşağı çekmek demek satırı artırmak demek. Satırı artıracak mıyım, artırmayacak mıyım? Yani sabitleme bu anlamda. Ben buralarda mesela G'de bakın satır artsın istemiyorum. Çünkü ABCD'yi sabit kullanacağım. Burada satır önünde. Ama F2 olan yerde aşağı doğru inmesini istiyorum. Çünkü buna bir ölçüt. Ama sütun da sağa doğru çektiğimde de sütun değişmesin diyorsam da işte F dolar 2 yaparak bu işlemi yapıyorum. Evet arkadaşlar, bir sabitleme çalışması yaptık. Umarım yararlı olmuştur. Yine çok sayıda hem çok topla zamifle ilgili hem sabitleme ile ilgili formül geliştirme ile ilgili videolarımıza da bakabilirsiniz. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.